1 Ocak 2012 tarihinde uygulamaya giren genel sağlık sigortası kapsamında hiçbir sağlık güvencesi olmayan vatandaşlar da çalışan sigortalılar gibi sağlık yardımı alabiliyor. Ancak tek şart gelir testi yaptırmak. Peki bu test nasıl yaptırılıyor? Marmaris Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Zennur Karademir gelir testi ile ilgili kameralarımıza bilgi verdi. Zaten 4 A'lı, 4 B'li, 4 Ç'li dediğimiz yani sigortalı, bağ kurulu ve emekli sandığı kapsamında olan kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alındılar ve onların genel sağlık sigortası primi ödeniyor. Fakat hiçbir güvencesi olmayan kişilerimiz, işte bir yerde çalışmayan kişilerimiz otomatikman genel sağlık sigortası kapsamına alındılar. 18 yaş üstü tabii ki, 18 yaş altını devletimiz bakıyor biliyorsunuz. Karademir hiçbir sosyal güvencesi olmayan ancak gelir testi de yaptırmayan vatandaşlar için bir duyuru yaptı. Ve 2012'den sonra da kişiler gelir testi yaptırarak gelir testine göre yani gelirine göre bir sağlık genel sağlık sigortası borcu tahakkuk ettirdik. Ama gelir testi yaptırmayan birçok vatandaşımız var ve bu 6552 sayılı yapılandırmayla vatandaşlarımıza bu gelir testini 31 Mart'a kadar gelir testini yaptırarak gelirlerini güncellettirmeleri ve genel sağlık sigortası borcunu da güncellettirmelerini sağlıyoruz. Çünkü gelir testi yaptırmazlarsa genel sağlık sigortası borçları en yüksekten yani kişi sanki asgari ücretin iki katı kazanıyormuş gibi kişiden biz genel sağlık sigortası prim alacağız. O yüzden ben Marmarisli halkımıza bunu duyurmak istiyorum. Zamanımız çok az kaldı. 31 Mart'a kadar hiçbir güvencesi olmayan, yani sağlığı hastaneye gittiğinde sağlıktan yararlanabilen kişiler hariç. Hani sizin provizyon vermiyor, yararlanamıyorsunuz denilen tüm vatandaşımızın kaymakamlığa sosyal yardımlaşmaya gidip gelir testi yaptırmalarını istiyor. Karademir gelir testi yaptırdıktan sonra bu vatandaşların 30 Nisan tarihine kadar da Marmaris Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmaları gerektiğine vurgu yaptı. Çünkü bu çıkacak borcu taksitlendirme şansları var. Peşin, 6, 9, 12 ve 18 diye taksitlendirme şansları var. Bu şansı kaçırmamaları için çünkü 2012 yılından beri düşünün 2012, 2013, 2013 yıllık bir borçtan bahsediyoruz. Toplu halde ödemesi zor olacaktır. Ya da gelir testinde asgari ücretin üçte birinden az borcu çıkabilir. Az geliri çıkabilir. Asgari ücretin üçte birinden az geliri çıkan kişiler de hani eskiden söylediğimiz yeşil kart kapsamında olacaklar. Yani devletimiz onları genel sağlık sigortası prim borcu çıkarmayacak.